Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TEÖ'nin 2022 yılındaki faaliyetlerine ilişkin paylaştığı videoda TEÖPD 222 turbo dizel havacılık motorunda 225 beygir gücü güce, TS1400 turboşaft motorunda 1572 beygir gücü güce ulaşıldığı bilgileri yer aldı. PD-170 motorunu takiben daha fazla kalkış gücü sağlamak için geliştirilen PD-222'nin Anka ve Aksungur sınıfındaki İHA'lara güç vermesi bekleniyor. Tek kademeli turboşarja sahip PD-222, kalkış esnasında çift turboşarjlı PD-170'e göre 53+-2 beygir gücü daha yüksek güç sağlarken 30.000 feet irtifada daha düşük güç değerlerine sahip. 9. İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında TEÖ TF10000+ yakıcılı turbofan motorunu tanıtmıştı. TF6000 turbofan motoru üzerinden geliştirilen TF10000+ yakıcı sayesinde 10.000 lbf İTKE'yi verebilecek. TEÖ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit TF6000 için potansiyel yol haritası üzerinde, TF6000 Kızıl Elma'yı uçurabilecek seviyede, çekirdeği turboşafta dönerse Atak 2'yi uçurabilir, gemi pervanesi takılırsa milli hücum botunda kullanılabilir. BOTAŞ ile işbirliği var doğalgaz kompresörü olarak kullanılması için. İfadelerinde bulunmuştu ve art yakıcılı konfigürasyon olan TF10000 motoruna değinmişti. TF6000, Bayraktar Kızıl Elma MIUS kullanılması planlanan motorlardan biri olan AÖ-322F turbofan motoru ile yakın İTKI değerlerine sahip. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2022'de TEÖ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbo dizel havacılık motorlarının teslim edildiğini açıklamıştı. Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30.000 feet'i geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızla 30.000 feet'i geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD-170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul.